bırakıyor. Neden? Neden bıraktım? İtiraz ettik, itiraz da. Ondan sonra videoları sildim ya. Hı. O 2,5-3 milyon izlenen o şeyden aldığım, dışarıdan aldığım, Anadolu Ajansı'ndan aldığım videoları. Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasında bu hafta tek Ne? değiliz değil mi Farah abi? Evet, tek değiliz. Kalabalık bir ekiple. Kalabalık bir ekiple giden gelmez. Yani böyle macera maceracılar bugün yoğunlukta. İnşallah Aksiyon dolu bir gün bizi bekliyor inşallah. güzel görüntüler çekeceğiz. Değerli abilerle değerli bir gezi diyorum. Açıkçası Başlıyoruz. Sedişehir ekibi bu konuda Beyşehir ekibi. bombadır yani. Tamam. Evet. Buyurun yolculuğa. Şu an olduğumuz bölge. Şu anda olduğumuz bölge yani Türkiye'nin can damarı dediğimiz yani Türkiye'de bir tane olan alüminyum fabrikasının madencilerinin çıktığı bölgedeyiz. İşte bu köyde bir tane kısa bir bilgi vereyim. Bu köyde bir tane ihtiyar yaşlı bir tane maden amcamız koyun güderke şey güterke hayvan güderke dağda buluyor böyle bir madeni ve başlangıcı oradan oluyor. Şu karşıda gördüğün yer maden cevherinin çıktığı bölgeler, hep şu bölgelerin hepsi Madem. maden cevheri. Burası İsmi boş değil yani. ismi boş değil, ismi şey il mesut olarak eskiden ismi il mesut olarak biliniyordu. Ondan sonra maden bulunduktan sonra alüminyum madeni bulunduktan sonra Madenli Köyü diye değiştirilmiş. Yani güzel bir köy, şirin bir köy. Hele hele kışın burada yani şu gördüğümüz bulunduğumuz bölgelerde 2-3 metre kar yağar. Maşallah. Şu karşıdaki dağ Yalıncak Dağı ve o dağ bu bölgenin en yükseği Bozkurt'tan falan görülebilir. Yani bütün çevreden Maşallah. görülebilir. Yaban hayatının özellikle dağ geçitlerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerliyor. Müthiş bir doğası var. Tüm buradaki bitki örtüsü de yani endemik bir botanikçi arkadaş gelmişti. Buradaki bitki örtüsü hiçbir yerde yok diyordu. Çok güzel bir bitki örtüsü var. Çok güzel bir havası var. Görülmeye değer ve biz yaklaşık 10-15 yıldır bu biliyoruz. Ama her geldiğimizde ayrı yerler keşfediyoruz. Müthiş yani keşfetmeye değer ve bitmeyen bir keşif. Bura eğer ileride keşfedilir ve şey yaparsa trekking merakları Muhteşem. için yani müthiş bir parkur olur. İnsanlar burayı keşfederler. Güzel bir bölge diyoruz. Torosların en güzel Yani bölgelerinden. Toroslar bir hazine, bir cevher. Kıymetini bilen, işleyebilene Evet, harika. güzel diyoruz yani. Evet. Teşekkürler abi. Sabah muhabbet için. Eyvallah kardeşim. Mustafa abi geliyor arkadan. Beş altı kişilik bir ekibiz. Yolculuk devam. Buyurun seyre. Tarafa geliyor bir de. Yurt dışına da gidiyor. Ülkenin diğer tarafına geliyor. Birazdan alalım da. Yiyelim lan. Yok. Yemeyeceksiniz. Toplayın da bana verin. Ben yiyelim. Aynen. O zaman dönerken alalım ya. Şimdi daha yedikleri. Bu aromayı, tam kıvamında. Kıvamında değil mi? Oo. Evet, bu şey dağ eriği bölgemizde Bozkurt ve Sedişehir civarında dağ eriği diye bilinen yani kışın genelde bölgenin olmazsa olmazlarından kışın arabaş çorbasının yani eskiden limon veya şu bu nerede bulacak vatandaş?
bununla mayhoşluğunu bu sağlıyordu değil mi? Tabii ekşiliğini bununla sağlıyorlardı. Ama bu eriğin böyle benim yediğim her şey gördüğüm kadarıyla yani müthiş bir aroması var. İncelemeye değer. Şimdi birilerinin eline geçer şu televizyonlarda şeylerde falan çıkıyor. Şuna faydalı, buna faydalı. Yani bir profesör bulsak o iş tamam diyorsun yani. Açıklama yapacak. Açıklama yapacak. Böyle biri bulsak bu iş patlar yani. Kesinlikle yani belki bunda C vitamini limonda veya portakaldakından 10-20-30 kat daha fazladır. Yani tahmini olarak söylüyorum. Yani yediğim, aldığım tattan dolayı. Dağlar şifa abi. Dağlar, torosların şifası. Şifalı bitkileri, şifalı meyveler. Dağların güzelliğine güzellik katın. Bir fark da gördüğünüz gibi sonbaharın o güzel renk tonları. Yeşilin içinde sarı ve kırmızı tonları. Madenli köyünün üstündeyiz. Zirveye doğru yola devam ediyoruz. Ekip bayağı ilerledi. Ben çeke çeke gittiğim için biraz geri kalıyorum. Onlara yetişmeliyim. Çınar güzelliğinde, çınar sarısında bir sonbahar. Politikalar geliştirip adımlar atması gerekiyor. Madem zirveye ulaşmışsınız. Yapabilir mi? Yapmayın. Hadi demeyin. Yiyecek olan varsa beni sarı yoksa ben alacağım. Çoban çeşmesinin olduğu çayırlık içinde düzende var. Uzaktan görünüyor. Kamerada muhtemel yansımaz. Tam bir vaha. İnekleri salmışlar. Bu vaha da yayılıyor. Gördüğünüz gibi köyün inekleri. Kaçma oğlum. Bizden kaçtı kerata. Karşıda görüken orta kısımdaki parlak alan Sula Gölü. Rakım olarak bayağı yükseldik. Açımıza girdi. Sis gibi görürken de Sula'nın etrafındaki yerleşim yerleri ve dağlar. Bugünkü gezimizde zirveye doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşları, abilerimiz geliyor. Yakup merhaba. Merhaba Mustafa abi. Abi seni tanıyalım. Mustafa Ünal. Seydişehir Dağcılık ekibinden. Aynı zamanda fotoğraf sanatıyla da uğraşıyorum. Giden gelmez bölgesini gezeceğiz bugün arkadaşlarla. Güzel bir gün diliyorum. Mihmandar mısın? Çok teşekkürler abi. Merhabalar. Merhaba. Hilal Sert ben. Elazığlıyım. 3 senedir geliyorum bu coğrafyaya ve mükemmel. Herkesi beklerim. Teşekkürler. Mevlüt Üzümcü Kral. Seydişehir Ebabil Dağcılık. Evet. Fahri Kubilay. Seydişehir haber. Giden gelmeze gidiyoruz. İnşallah döneceğiz. Ahmet Dolar. Beyşehir göçmen. Hasan Kanık. Beyşehir. Bugün Seydişehir'in dağcılara takıldık. Giden gelmemizi keşfedeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Sağ olun. Ve bendeniz Bozkır'dan Yakup Çetin. Yola devam.
Her tarafta yüksek durumlar, bizim eski mazlıkları doydu, yükseltmedi patron da. Allah Allah. Öyle adamlar da var, bundan sonra hep buradan alışveriş yapacağım. Ya ben gelmeden öğrendim Mustafa Hocam bu arada derste. Yani şu anda milli parklardan biri gelip de var ya bize, siz nereye gidiyorsunuz? Burası yasak, giremezsiniz, öyle bir yetkili. Vav, giden gelmez. İnşallah ayı çıkar, yılan çıkar. Doğanın güzelliğini görüyor musunuz? Dağda istenebilecek en güzel şey. Ayı. Abi seviyorum aksiyonu. Karşıya bak, karşıya. Oo. Gördüğünüz gibi karşıda dağ keçileri var. Bildiğiniz sürü, tam sürü. Orada 15 taneden aşağıdaydı yavrularla. Şu an karşıda gördüğümüz alan, giden gelmez dağlarının başladığı alan. Biraz önce dağ keçilerini kaçırdık. Uzakta olunca tam net çekemedik ama video kamerayla da çektim. İkisinin harmanlaması güzel. Belki görüntü çıkarsa yayınlayacağım. Şimdi bu taşların üzerinde akrobatlık yapacağız hayırlısıyla. Giden gelmez dağlarına yolculuğumuzun başladığı ilk anda son su çeşmemiz. Bundan sonra su yok. Su doldurduk ve yolculuğa başladık. Allah razı olsun yapandan. Hayırını kabul etsin. Hasan abi. Abartmıyorum. Daha sana basa yazdım. Biraz önce önümüzden bir tavşan çıktı. Yani bir metre önümde yok. Tam benim önümdeydi. Sinmiş oraya. Biz konuşarak gelirken bir anda tavşan ürküp kaçtı. Şimdi arkadaşlar hepimiz duyuyoruz değil mi? Ses disiplini sağlayacağız. Sessiz gidiyoruz. En ufak bir hayvan görüntüsünde herkes olduğu yere çömeliyor. Hayvana odaklanıyoruz. Okey. Çünkü evet. Ayı ve yavruları var burada. Artı az önce kaçırdık dağ keçilerini yine görme olasılığımız yüksek. Az önce tavşana basa yazdık Yakup'la. Böyle dua etmedim. Ama tabi buranın milli park olduğunu söyleyelim. Avcılar fazla heveslenmesin. Burası dronlarla. Buradan da izleniyor yani. Onu da söylemiş olalım. Gelirseniz. Size de gelebilirler yani. Aynen. Ve dua anında bir dakika sonra nasıl kabul oldu abi? Ama ben önce ayıya dua ettim. Aynen. Ayı, güzel bir dua. Bilmiyorum. Bakalım nasip. Ekip sessiz bir şekilde ses disiplinine uyarak yoluna devam ediyor. Biraz geri kaldım. Arka taraftan çekimler yapmak için. Hafiften rüzgarlı bir gün. Taş blokları aşındırmayla çok güzel şekillere kavuşmuş burada. Tabii biraz sonra gideceğimiz rotada daha farklı, daha görsel alanlar var. Altın otu ismiyle bilinen, bizde de yılan çiçeği dediğimiz çiçeklerimiz şu an tam kurumuş. Farah abi bu neye faydalıydı? Ne
Abi altın otu diye biliniyor. Evet. Bunun müthiş derecede doğada faydası var. Birincisi metabolizmayı, yani karın ağrısı, ondan sonra idrar yolları, enfeksiyonu, vücuttaki toksinleri atmaya, yani birçok şeye faydası var. Yani ülser, ondan sonra bedendeki yaraların iyileşmesine, yani sistemin daha hızlı çalışmasına katkısı olan. Daha, yani saymakla bitmiyor, doğanın yani nimetlerinden bir tanesi. Ama bu böyle değil, bunun şeyi orijinali. Bunun üzerinde sarı sarı böyle altın gibi çiçekler olur, o dökülmüş. Yağmurlardan ve rüzgardan, mevsiminin geçmesinden dolayı dökülmüş. Merak eden arkadaşlar Google'a yazdığı zaman altın otu diye daha böyle bunun esas güzel görüntüsü ortaya çıkar ve faydalarını oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Teşekkürler abi. Ama bu bölgede çok varmış. Yani aynen. Seviyor demek ki burayı. Gördüğünüz gibi ışıkla beraber parlayan çiçeklerin hepsi altın otu. Fahri abinin de dediği gibi şey kalmadığı için çiçekleri toplamaya gerek yok. Taşlı vadilere geldik. Evet, karşıda derin bir taş oyuğu var. Şunları görüyorsunuz. Eşsiz güzellikte. Mustafa abi geldik mi yoksa? Yok da giden gelmezin ayak ucundayız. Yani kıyı ucundayız o zaman. Daha kıyısındayız. Esas cevher içeride. Vallahi ışık yansımaları, sonbaharın güzelliği, taşların silüeti gerçekten değer yani. Vahşi doğayı saymıyorum. Evet. Aşağıdaki abimiz zaten ayı bekliyor. Dört gözle ayın çıkmasını bekliyoruz. O da ayrı bir şey. Teşekkürler abi. Bu güzel günü yaşattığın için. Şimdi ileride buraya niye giden gelmez diye onu da anlatayım. Tamam abi. Göreceklerimizi habercisi mi abi? Evet, aynen. Taşlardan bölgedeki bolca keçi gibi bizler de sekerek gidiyoruz. Bir taraftan da çekim yapıyorum tabi. Vadiyi görüyorsunuz. Efsane. Ne kadar anlatsak da, ne kadar göstersek de
anlatılmaz yaşanır dediklerinde temiz oksijen, zorlu tırmanış, fışıltı sesi fazlasıyla geliyordur. O sesten dolayı kusura bakmayın. Ama değiyor yani bu yorgunluğa. Temiz, safi oksijen alıyoruz şu anda. Geldiğimiz yolu göstermek gerekirse şu karşıdaki kurak dağın eteğinden aşağıya doğru evet, alanın büyüklüğünü görmek isterseniz karşıda Mustafa abim var. Mustafa abi karşıda ilerliyor. Nokta büyüklüğünde gördüğünüz gibi bu şekiller ve yarık vadiler. O derece derin. Ne diyorduk? Doğada olmak, kendini bulmaktır. Huzurun ortamı, doğa güzelliğinde. Şöyle yanaşalım Mustafa abimize. Gördüğünüz gibi. Biz gazla çalışmam abi ben. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uç noktalara tabi gelmiyorum. Gidenin gelmeye düşen pet şişe bile delindi ona göre bak. Burada aşağıya doğru fazla uzanmaya gerek yok. Sonuç itibariyle risk. Vadi boyu taş oyuklar ve devasa. Yapım oraya bak. Şuraya bak. Tabanı görebiliyor musunuz? Muhtemel göremiyorsunuz. Şöyle yanaştırmak gerekirse. Gölgede aşağıya doğru uçsuz bucaksız iniyor. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz alan giden gelmez dağları ve giden gelmez dağlarını yol etmiş, düz yol etmiş Mustafa Ünal abimiz. Estağfurullah. Evet abi, senin gözünle bu diyarları bir dinleyelim. Şimdi giden gelmez. Önce neden giden gelmez deniyor, onu açıklamaya çalışalım. Şimdi bu bölgeye özellikle kar yağdıktan sonra gelirseniz bu dev çukurların arası karla kaplanıyor. Karla kaplanınca siz karda yürüdüğünüzü zannederek boşluğa basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi devasa 150 metre derinliğinde olan çukura gidiyorsunuz ve bir daha gelemiyorsunuz. Giden gelmez ismi sanıyorum buradan kaynaklanıyor ve orijinal bir isim, bence hakkını alan bir isim. Yani şu anda giden gelmezin Seydişehir ayağındayız. Bu bölge Akseki, Cevizli, Değirmenlik, Süleymaniye köyleri ve Seydişehir Madenli köyleri arasında kalan büyükçe bir bölge. Aynı zamanda milli park.
Burada dağ keçileri meşhur. Hatta dünyanın en uzun boynuzu dağ keçilerinin bu bölgede olduğu söyleniyor. Artı yabani hayat olarak ayıları var. Boz ve siyah ayıları var. Engerek yılanları oldukça fazla. Şu anda bugün görmedik ama zaman zaman geldiğimizde karşılaşıyoruz ve görüyoruz. Artı tavşandır. Vaşak gören arkadaşlar var. Domuz, kurt zaten var. Yani yaban hayatı ve hayvan popülasyonu oldukça iyi bir bölge. Tabii korunduğu için, eğer korunmasa tahmin etmiyorum bu kadar popülasyon olacağını. Bizim aşina olduğumuz ve kar yağıncaya kadar sürekli geldiğimiz bir bölge. Çünkü burayı heyecanlı yapan, güzel yapan, gördüğünüz gibi 20 metre sonra neyle karşılaşacağınız belli değil. O size müthiş bir heyecan katıyor bu doğada yürürken. Artı kayalar çok keskin. Gelirken fark etmişsinizdir. Bıçak gibi keskin kayalar. Eğer yürüme düzeninde dikkatsiz davranırsanız bir taraflarınızı kestirebilirsiniz. Yani havasıyla, doğasıyla güzel bir coğrafya. Yürümeye değer bir coğrafya. Bence bu bölgenin daha iyi tanıtılıp turizme kazandırılması gerektiğini de düşünüyorum. Bırakın bizim ülkemizi, bence dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya. Çok teşekkürler abi, inşallah senin gözünle alanda da dokunabildik. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Niye görüyorsunuz? Aşağı gidiyor. Buralar küçük yerler yani. Doğanın kendi döngüsü, gördüğünüz gibi. Yeşerip büyüyüp ondan sonra çürüyüp tekrardan doğaya güzel bir dönüş. Tabii bizler de aynı değil miyiz? Doğup büyüyüp toprak olmak için bu dünyaya geldik. Dönüşümüz oraya. Bu eşsiz güzellikteki döngünün bir parçasıyız. Tabii bunlardan farklı olarak akıl sahibi bilincimiz var. Güzel bir gündü. Zirveye yeni geldik. Çekimlere devam edeceğiz. Kahvaltı menüsü olacak. Ondan sonra devam. Bana anlatıyorsun sen. Şimdi bu giden gelmez metodundaki köylüler anlatmıştı. Bir kış günü ava gidiyorlar. Av süresince tipiye yakalanıyorlar ve o gece orada konaklamaya karar veriyorlar. Ve mağaranın içerisine karın üzerine ateş yakıyorlar. Mağaranın kenarına mı? İçerisine mi? Tam orasını ben de hatırlamıyorum. Ama ateş yaptıkları yer boşlukmuş. Yani karın üzerinde, boşluğun üzerine ateş yapıyorlar. Sonra ateş belli bir süre sonra ısıtmaya başlayınca çökme yapıyor. Kaç tanesi aşağıya düşüyor hatta. Çıkabilen çıkıyor, çıkamayan kalıyor diye bir hikaye anlatılır. Giden gelmezle alakalı olarak. Yarın Bush Bey'e bir hafta bunu yapabilirim. Arkadaş ben nasıl bir kurbağa takıldım lan? Evet arkadaşlar, dağlardaki gezimizin ikinci kısmında beslenme saati abiler hunharca çalışıyor. Hocam dağı göstereceğiz diye getirdiler, soğan kıydırıyorlar. O da güzel abi.
Bakayım herkes nasıl yapıyor şimdi. Onları biz yiyeceğiz bak. Ağzımıza göre kıysan abi. Lan bıçağı saplarım ha. Ha aferin, aferin çocuğum. Seninki bıçağı, güzel. Bıçağı saplarım ha. Sen de ben odunla geldi diye özenerek kıyıyorsun. Bak sen de doğru düzsün. Fahri abi fırça yedin. Vallahi fırçayı yedik ama yani bu dağda artık bu kralın fırçasını yiyeceğiz. Başka çaresi yok. Adam bir dua etti. Duayı bitirmeden yeşiller çıktı. Evet. Şimdi bir beddua falan ederse ayağımız... Allah korusun değil mi? Yardım giden gelmez dağları adıyla uygulamalı bir şekilde kalırız abi. Kimse de bulamaz ondan sonra. Hocam çay sende. Mustafa çocuğum. Kral öbür kardeşlerin ne yapıyor? Bak sen de şu çayı koy. Şimdi Mevlüt'le gidiyoruz. Bura nere Mevlüt? Bura kralın tahtı. Bura kralın yatak odası. Bura kralın bilmem ne. Ulan ne kralım işte. Ama her yere ismimi veriyorum abi. Millet gelsin kahvede oturacağını. Onlar da isim versin. Arkadaşlar gezimizin bu kısmında gezimize renk katan kral abim. Kıyafet tarzıyla tam dağcı, kendinin renklerini yansıtan bir abimiz var. Onu tanıyalım. Abi ben muhabbetin acayip hoşuma gitti açıkçası. Eyvallah, teşekkür ederim. Herkes sanalda kral olarak biliyor. İsmim Mevlüt Üzümcü, Seydişehirliyim. Kendim Ebabil Dağcılık adına. Bu dağcılık da kendime ait bir isim. Bu giden gelmez. Buranın müptelasıyım. Aşağı yukarı 3 yıldır bil fil buralara tırmanırım. Ayak basmadığım yer yok. Bu giden gelmez de taşının renginden, havasının kokusundan neresi her yeri bilirim. Yani değecek bir rota gerçekten. Buraya kendini vakfettin o zaman. Ya muhteşem bir şey. Sabah da gördük zaten gelirken sürüyü gördük. Keçileri, ayısı, engereyi ve her zaman derim burası dört canlısıyla meşhur. Engereyi, keçisi, ayısı ve bir de kralı. Kralı, maşallah kral abi. Normalde ne iş yapıyorsun abi? Normalde reklam olur mu? Yok, sıkıntı yok. Beybo Tekstil'deyim. Beybo Tekstil. Beybo Tekstil'deyim. Beybo Tekstil'de çalışıyorsun. Hafta sonları o zaman fırsat buldun muydu? Sürekli dağlardayım, sürekli. Ha, maşallah abi enerjiksin yani böyle... Bağırıyorsun, hopluyorsun, zıplıyorsun. Yani gerçekten kişiliğin acayip hoşuma gitti. Enerjiksin yani. Ben şöyle düşünüyorum ya. Şimdi mesela bugün dağa geldik ya. Giden gelmeze gezmeye geldik. Burada bir şey yapmaya gerek var mı? Böyle üzülmeye veya ne bileyim bir dünyalık bir şey yapmaya. Zevk almaya geldik. Ben de dünyaya o felsefeyle bakıyorum. Hiçbir şey için değmez. Dünya için hiçbir şey değmez. Adam gibi yaşayıp adam gibi ölüp gideceksin. Aynen abi. Ha o yüzden yani dağlar başka abi ya başka. Allah razı olsun abi, tanıştığıma memnun oldum. Güzel eyvallah. Bir etkinlik oldu benim için de yani buralara gelmek. Valla şunu bir de şunu söyleyebilirim. Mesela bu gençlik var ya, kafeler, belediye parkları. Yani orada harcayacakları zamanı böyle doğada harcasalar var ya. Türkiye daha değişik bir gençliğe sahip olur. Daha değişik bir görüşe. Aynı kanıdayım abi. Ben Bozkır ilçesindeyim. Bozkır ilçesinde de gençlikle ilgili faaliyetlerimiz var. Sağ olsun gençlik merkezimizin yetkilileriyle beraber faaliyetler yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimizi alıyoruz. Bozkır'ın doğasına, coğrafyasını böyle insanlarıyla tanıştırıyoruz. Yani müthiş oluyor. Gençlik gerçekten vaktini heba ediyor. Bu tarz ortamlara alışsalar, yani hem teknolojinin verdiği göz yorgunluğu, zihinsel yorgunluktan arınmış olurlar. Hem sağlık sıhhat kazanırlar ama tabii İşte trend ne götürürse gençlik akım o tarafa gidiyor. Yazık günah abi. Yani gençlik var ya, sanala tutsak ya. Köle. Aynen öyle. Sanala köle. Tanıştığıma memnun oldum abi. Teşekkürler. Eyvallah. Her zaman dağlarda görüşmek üzere inşallah. İnşallah abi. Mustafa abi. Aşçımız sensin galiba abi. Abi. Hem mihmandar hem aşçı. Daha da her şeyden anlayacağım. Neyse. Aç kalırsın, düşersin, tehlike oluşur, hayvan zarar verir. Menümüzde ne var abi? Menüde bugün... Konuya odaklanalım. Kahvaltılık ve menemen yapacağız. Menemen. Şu anda taşıyabileceğimiz en basit eşyalar bunlar.
Evet abi. Gördüğünüz gibi kaşığımız kaşık orijinal. Kaşık veriyorum. Bir saniye kaşık getirdim. Yok abi. Tamam, biz orijinal. Orijinal kaşığımız var. Ardış dalından yapacaktık kaşığı. Evet, ardış dalından kaşığımız. Ben içeride şey de görüyorum abi. Dalından tazecik koparılmış kekikler var. Kekiklerimiz evet. Var. Zaten esas melemene tadı verecek olan o kekiklerdir. Aynen abi. Buyurun efendim. Afiyetle yiyeceğiz. Evet, erik atayım mı bizim attırmadık. Erik mi? Ha? Ateşi bir ayarlayayım mı? Güzel. O buğra güzel olur. Melemene olmaz. Menümüzde bu var. Daha sonra gezmeye devam edeceğiz galiba. Tabii, değil mi abi? Yürüyüşe devam. Akşama kadar giden gelmezden geldik gideceğiz inşallah. İnşallah. Ben yemedim onu. Melemenin yanında Karaisti demliklerimizde gördüğünüz gibi çayımız da demleniyor. Fahri abi, Çaycıbaşı da sen misin galiba? Öyle duydum. Ben domatesli müdürüydüm. O işleri bilirim. Çaycıbaşı kim? Ben olayım mı? Grubun annesine sor. Grubun annesine. Evet. Çaycıbaşı siz misiniz yoksa? Ben kahvecibaşıyım. Kahvecibaşı. Ha, evet, sonra kahvede var o zaman. Evet, evet, kahvemiz var, çok güzel. İnşallah. O burada mı olacak yoksa diğer iki rotalarda mı? Burada. O da burada. Evet. Tamam inşallah. Hemen yemek, çay keyfinden sonra bir kahve keyfi. Oh. Abi Türk kahvesi istiyorsanız burada LCD'miz yok ya, normal televizyon bile açarız, haberleri dinleyebiliriz. Ortam güzel gördüğünüz gibi. Arkamızda giden gelmez dağları. Tabi altımızda da varlar da. Komutanım ben burayı şey ekmiştim abi. Kavun, karpuz, salatalık bittiyse yolup gelelim bakalım mı? Diyordun sen geçen de ektim diye. Dalga geçmiyorum vallahi, bakalım mı yakın. Böyle bir yere saklamadın. Gerçekten şey, oradan gidelim. Yok. Yok bir yere saklamadın değil mi? Vallahi yolup geleyim bakalım. Yemeğiyle beraber mi yiyeceğiz? Yeriz abi, eğer olduysa ayı mayı yemediysen. Olmuştur ayı burunları çıkmıyor. Korkarım o var ya, kavun da taşımıştı yanımda şimdi. Bir zaman karpuz taşımış adamı. 5 kiloluk karpuz taşımış. Arabaşı taşımış. Saklayıp mı getirdik? Bilmiyorum, bir bakalım. Oraya gitmedi ama. Gitmedi mi? Maşallah kral abi. Muzda yolup geleyim mi? Muz mu? Muzda yolup geleyim. Maşallah maşallah. Toros dağlarında her şey yetişiyor ha. Biz bunu geçen geldiğimizde ekteydik. Vallahi ayı yememiş. Güzel olmuş. Harbi bu kavunma bu. Muzda mı var? Muzda var. Onu mola da var. Kavun görmüş yerliler. Burada kavun yetiştirmeyi öneriyor çiftçilerimiz. Abi güzel bak. Ya bu, iki ay olmadı ya yetişmiş. Hı? Giden gelmez kavun. Giden gelmez kavun abi. Evet arkadaşlar, işin esprisi bir taraf ama bu kavunu buraya kadar getirip bize ikram edecek olan Mevlüt Üzümcü kardeşimize alkışlayalım mı? Teşekkür ediyoruz. Kralsın, kralsın. Kralsın ya. Ben bir sürü kral gördüm ama senin kadar böyle yedirmeyi, harbi kral görmedim. Kral. Onların hepsi çöp abi. Şimdi bir gün şeye gittik, bu geyik şu giden Alacabeli'nin üstüne gittik karlı bir havada. Bir sürprizimiz var ulan, söylemez bir vardık ama gerçekten de sürprizmiş. Herif oraya arabaşı yemeğini getirmiş. Maşallah. Arabaşı. Dağın başında Alacabeli'de arabaşıydık. Abi bu adam buraya kavun getirmesi... Tabii yani kimse açısından söylemiyorum da daha büyük işler abi yaptığı için normala. Yani. Abi 2500 metrede de külahta dondurma ikram ettim. 2500 maşallah. Onu unuttuyduk bak, 2500 yani Sedişehir'in en yüksek bölgesi. Sen vardın değil mi o zaman? Şeyde neydi, büyük gözette orada da dondurma ikram. Ama o zaman dondurma yeme zamanıydı, güzeldi. Şimdi olsa olmaz ah. Şimdi kral abi aşağıda şey yaparken benim çantaya baktı. Ondan sonra kendininkine bir bak dedi, kendisininkiyle kıyaslayınca tabi onun içinden belki bir adam bile çıkabilirdi yani. Yani çok ağır ya. Hiç yük götürmediğim zamanlar ya daha en az 20 kilodur. Maşallah abi. O yükle biz yolda kalırdık açıkçası. Biz kendimizi çıkar diyoruz. Mustafa hocam bana Kervan Beygiri'dir. Maşallah. Niye çok yük taşıdığın için? Abi bütün evet, domateslerimiz de açıldı. Eriyecek biraz sonra. Afiyetle. Hasan abiden tarafa şeker atar. Sizin adınızı sizin yanınızda zehir olsaydı. Ya şöyle eğri bir yer var. Orası nerede yere? Nasıl eğri?
Böyle şey gibi böyle ortasından şöyle bakıyordum. Şey ya. Kralın gözüne diyorsun. Ha nerede o? Bu ta şu istikamette abi. Şu tepeye çıkarsak orayı görebiliriz dürbünle. İnişe gittik araba servisinin yanına. Jandarma bekliyor. Mutfak var mı? Yok değil. Mutfak çok kötü. Biliyoruz ki kargoya zotelde gittim. Lan servisinde bindik jandarma uçak moduna geçiyor. Ama ilk başta geçirirsen şeyi görmezsin. Arazi okumuyorsun. Ama açtım. İnternet açtım. Arazi de açtım. Senin bulunduğun yeri de gösteriyor. Bütün köyleri, etrafındaki şeyleri görüyorsun. Yeri, her şeyi, yolları görüyorsun. En yakın meskun mahalle görüyorsun. Sonra uçak modunu alacaksın o anda. Okuduktan sonra. Ondan sonra senin izini kaydediyor ve gerçek şey adam vardı. Arazi çıkmış. Ondan sonra oturuyoruz o çocuk böyle. Hanım çağırıyor. Gel anam gel sen gel. Maşallah. Bakmayın. Menemen hazır. Giden gelmez karpuz kavunları da hazır değil mi? Kral abi. Şu biberler acı mıydı? Acı büyüyor, acı abi. Acı biber yemez burada. Evet, yufka ekmeklerimiz nerede? Yufka kim getirmişti? Çantada abi. Burada nasıl oturuyorsun? Ya nasıl oturuyorsun? Şöyle yağın faydası olmaz. Artık yemek operasyonu. Kamerayı kapatıp konuya odaklanıyoruz değil mi abi? Şu anda beslenme saatimiz. Evet. Hadi. Yani bunu yayınlamakta şeyimiz yani yemek şeyi yayınlamıyoruz ama bu herkesin yapabileceği çok önemli şu anda. Tabii. Şey, arkadaşlar hala evet. Bir afiyet olsun. İki domates. İki yumurta. İşlem tamam. Kral sofrası. Dağda. Kral senin sofrana. Vallahi karnım acıdı. Evet arkadaşlar. Şu anda çay faslına geçtik galiba şey, abi. En böyle püf noktası. Çaydan önce ve çaydan sonra diye geziler ayrılıyor. Evet bardakları alalım. Para çaydan. Vallahi uğraşıyorum bitmedi ya. Tanıdığınız, bildiğiniz bu para çaydan. Menemen'den sonra giden gelmezde afiyetle İlahi sever çayımız afiyetle yeter diyor. Ben de yaptırdım. Ben de yaptırdım bir tane bundan. Patlattılar. Patlattılar derken abi. Yalnız bu taraftan çekmemişsin ya. Gezginin rotası olarak kimse sahiplenemez abi. Markalı bizimki. Aa ne güzelmiş o. Madenli köyü aşağıda geldiğimiz nokta. Şurada köye isim veren maden yatağı gördüğünüz gibi aşağıya doğru iniyor. Işıladık. Kayaçları görüyorsunuz. Kayaçlardan gittiğimiz için Sedişehir haber. Evet. Fahri abim. Şu anda cephenin çıktı. Şeydeyiz, bölgedeyiz. Görüyorsunuz hep böyle oyulmuş. Onlar oralardan alüminyum madeni cevheri alındı. İşte bölge Türkiye ekonomisine kazandırılıyor bu dağlarla bu taşlar. Cevher. Karşıda gördüğünüz yer Suğla Gölü meşhur. Ondan sonra alabildiğine Yağlıyük var. Orta Karabiran var. Ahırlı var. Akse var. Orası Yağlıyük. Şurası Yağlıyük. Akse. Yukarıda hemen yanı başında Orta Karabiran. Böyle gidiyoruz köyler. Sedişehir, Beyşehir'e doğru vadi. Vadi. Uçsuz bucaksız bir şekilde. Gidiyor. Biz de acizane. Zirvelerdeyiz değil mi abi? Evet zirvelerdeyiz. Hani giden gelmezin. Müthiş bir şey var. Dağda yani bunu çok mikro bir çekim olması lazım. Hani sonbaharın geri var. Acayip görsel ama gözle görülebiliyor. Bunu kamera biraz küçük olduğu için görmesi zor. Şurada yani sınır. Şey, aynen abi. Şeyi görebiliyoruz. Giden gelmezin eşsiz coğrafyasında çekimlere devam. Biraz geniş açıdan baktığımızda gördüğünüz gibi devasa bir alan. Taşlık. Bu her sivri böyle aşındırmayla oluşmuş yarıklarda tabanda muhtemel düdenler de var. Bu gördüğünüz komple havza
suları biriktirip, kış aylarında yağan karları biriktirip yeraltı sularını besliyor. Gerçekten karstik yapıları çok farklı, güzel bir bölge. Gezimize devam. Arkadaşlar aşağı vadiye indiler. Ben de şimdi hızlı bir şekilde ineceğim. Şu an bulunduğumuz nokta jeolojik yapıların oluşturduğu efsane bir kale. Gördüğünüz gibi bildiğiniz yüksekçe bir sur duvarı. Kimse var mı? Sesi duyuyorsunuz. Acayip eko yapıyor. Toroslara çıkınca videolarda fazla yer etmiyoruz ama biraz da açıkçası ben şahsi düşüncem stres atmak için yüksek sesle bağırmak lazım. Tüm stresi atıyormuş. Bir makalede okumuştum. Buralar bağırmak için tam yeri. İnsanlara bağırmak yerine dağlara bağıralım. Yüksek sesli bir şekilde. Biraz önce gördüğümüz taşlık alanın alt kısmındayız. Şu an orada ilerliyoruz. Şu gördüğünüz taşlık blok, balkon gibi bir yapı var. Burası uzaktan görüntülediğimiz dağ geçilerinin yatakları arkadaşlar. Hayvanların dışkıları bol derin buralarda varlar. Buralarda da yaz aylarında olsun, kış aylarında olsun korunaklı bir şekilde yatıyorlar. Mevlam onlara özel bir balkon yapmış. Devam. Allah Allah. Hilal, takip et dedim, bak görüntüyü takip etmedin lan. Buradan mı çıkıp gidelim Hilal? Basit olan tek düze bir hayatta yaşamak kolaydır arkadaşlar. Önemli olan zor imkanlarda, zor şartlarda yaşayabilmek. Burada bu gördüğünüz güzellik zor şartlarda yaşayabilmeyi başarmış. Gerçekten güzel bir ağaç. Gördüğünüz gibi şu tabandaki köklerini görüyorsunuz. Kaç kez vurulmuş, ayrılmış. Ama hayata tutunmaya devam etmiş. Taşın bağrından yol bularak yukarıya doğru kendini yükseltmiş. Yaşamaya ve sarı sonbaharda en güzel tonlarda görselleri sergilemeye devam ediyor. Güzeldir yaşamak. Ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun. Dağ keçilerinin mekanı, dağ keçilerinin yollarında yolculuğumuza devam ediyoruz.
Yani buralarda keçi harici bir de biz gidebiliyoruz galiba. Gerçekten zorlu yollar. Tamamen taşlık. Taş üzerinde hareket ediyoruz. Vadiden vadiye, vadiden vadiye iniyoruz. Şu an kral abimiz aşağıya doğru iniyor. Biraz sonra peşinden gideceğiz. Yapıları görüyorsunuz. Yani gerçekten çok eşsiz kayaçlar var burada. Aşındırmanın etkisiyle gerçekten dilme dilme kesilmiş gibi taş yapıları. Ondan sonra yırtık, yarık, vadiler taşların arasında devasa. Mustafa abinin de dediği gibi yani burada giden gelmez demelerinin sebebi karlı bir zaman da bu yarıkları görme şansın yok. Bastığın anda hayal et silah bir anda aşağıdasın. Yani direkt ölürsen ne hala, ölmezsen yani acı çekerek ölmeyi beklersin. O derece kötü yerler. Kışın buralarda olmamak lazım. Sineği görüyorsunuz. Kamerayı yiyecek. Şu an açıda dolanıyor. Vadinin derinliğine bakın arkadaşlar. Ağacın boyu neredeyse bizimle eşit noktada. Anca vadinin yükseltisini çıkabilmiş. Biraz da yukarıda yani. Tabanda olsa bizden aşağıda olacak ağaç. Evet, görmeyi istediğim görüntü. Çukur. Devasa çukurun içinde. Kendi başına gelişmiş bir ekosistem. Bir orman var. Ha babam ha. Bitmiyor ardı ardına sıra dağlar. Fahri abi. Dağlar. Giden gelmez dağları. Evet, yine bir vadiye geldik. Bu vadide farklı bir yapı var. Gördüğünüz gibi karşıdaki bloklar. Devasa bloklar aşağıya devrilmiş, yıkılmış. Düşünün biz altından geçerken böyle bir bloğun yıkıldığını, Allah göstermesin. Tamamen vadi bu şekilde taşlarla kaplı. Önümüzde yine bir tavşan kalktı. Tabii biz çekimi ayarlayacağız, çekeceğiz derken yine yetiştiremedik. Biliyorlar işi. Gitme gitme gel. Yeşilden sarıya dönmüş güzel yapraklar. Şuna bakın arkadaşlar. Eşsiz bir sanat. Yaratıcının eşsiz yaratma sanatı. Her mevsim farklı bir güzellik, farklı bir renk tonu.
Ya sanki bir taş ustası kademeli şekilde örerek kale duvarı inşa etmiş. Ortada büyük bir kuyu ve kuyunun civarındaki kayalık sanki el işi. Kademeli şekilde gittikçe daralan şekilde örülmüş. Çok ilginç. Yani bunun doğanın kendi eseri olması büyük bir mucize. Güzel manzaraları yakalayabilmek için gördüğünüz gibi taştan seke seke keçi gibi. Evet, dağ keçilerinden öğrenip uyguluyoruz. İki ayaklı dağ keçileri. Aynen öyle yenge. Evet, karşıda bir yer gördük, orayı merak ettiğim için oraya kilitlendik, bakalım bir. Aynı Tınaz Tepe'nin üstündeki burgulu bir yapısı var. Abi, ben hatta en son incir molasını şurada verdim bak. Ben oraları her tarafından geçtim. Biz burada yürürken karşıda zirvede de gördüğünüz gibi bir uçak sessiz sedasız yukarıdan gidiyor. Zamanın tanığı kurumuş bir ağaç. Vadinin içindeki gördüğünüz gibi düdenler ve düdenlere yıkılmış karşıdaki ağaçları görebiliyorsunuzdur. Belli bir zamandan sonra kuruyup yıkılan ağaçlarımız da var. Şurası gerçekten efsane bir bölge. Burgu burgu. Tamamen mağara sinsilesi var burada. Yukarıya doğru. Tamamen düzenli bir yapıyla ilerliyor. Koca bir ağaç kırılmış. Vadi aşağı doğru eğilmiş. Mustafa abimizin tabiriyle giden gelmez dağlarının kalbindeyiz şu anda. Görsel güzelliğiyle efsane bir bölge. Tamamen çukurlardan oluşuyor. Burgu burgu. Arkaya doğru. Şu an benim görebildiğim 2, 4, 6, 8, 10 tane temiz var. Arka planı bilemiyorum yani. Taşların üzerindeki mantarlaşma, yosunlaşmaların oluşturduğu görsel güzellik. Adeta bir çiçek motifi gibi görsel güzellik oluşturuyor. Orası şöyleydi, orası böyleydi derken gördüğümüz, her gördüğümüz yapıya tekrardan bir daha gidiyoruz. Değil mi Mustafa abi? Sesini duyuyorum abi. Uzakta olsan da az bir görüksen de buradasın abi. Coğrafya güzel. Her bölgeye gidelim dersek biz gece yarısı mı, sabaha doğru mu döneceğiz onu bilemiyorum artık. Efendim Hasan abi? Efendim abi? Mevlüt sen onu elinle tutsana şöyle Cezve'yi.
gezimizin son noktasında artık dönüşe geçeceğiz. Dönüşe geçmeden önce 40 yıl hatırlı kahvemiz olsun dedi yengemiz. Sağ olsun. Ben gelmezdi bir kahve. Evet. Evet. Dağ başında. Şu şeker abi. Abi şekerim. Hayret bir şey ya. Yarın gidersek bunlar. Ne var orada diyor. Seni göremedim diyorum. Ya manyak mısın? Şeyleri çıkardınız mı? Bardakları. Sen de vardın. Benim bardağım. Sen önce. Herkes kendi var. Bir taş alanı ama yani dibi yok gibi bir yer. Bakın. Tıngır 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 inmeye devam ediyor. Bu daha yuvarlağı anlatsana. Daha dip dipte. Devam ediyor. Home. Bu eski bu, bilir yolu. Artık dönüş rotasındayız. Geldiğimiz güzergahlardan tekrar geri dönüyoruz. Karşıdaki dağın eteğinden köyümüze doğru arabalarımızı bıraktığımız yere doğru gideceğiz. Şu karşıda su çeşmenin olduğu yerde su kaynağı olunca keçiler oradaydı. Bir daha o tarafta denk gelir mi bakalım. Süreci göreceğiz. Günün son ışıkları yavaştan artık gölge çöküyor. Güneş yatmaya başlayınca dağların ardına doğru yavaş yavaş iniş rotasındayız artık. Ama bayağı 4-5 kilometre yine yolumuz var. Ekip yavaş yavaş geliyor. Evet. Dönüş yolundayız. Evet Fahri abi. Dönüş yolundayız abi. Şu ana kadar ölçümlerimize göre 15-20 bin adım attık. Ama daha fazladır abi. Daha fazladır. Hedef gözüktü ama yani biraz da yorulduk gibi. Hayırlısı bakayım abi. Ben şu an geç başladım. Dağın eteğinde başlattım ama saat ölçüyor şu anda. Onu da otomatik yayınlar. Bunu tastik üzerinde etkinlik olarak yayınlar. Oradan ölçüm değerlerini de görürüm yani. Evet. Var git çiçeklerimizin güzelliği de gördüğünüz gibi. Gerçekten hoş. Burası tam bir vadi. Düz bir alan. Çayırlık. Çiçeklerle kaplı. Evet. Alacağı ağacımızı yine bulduk. Oo. Geçenkinden daha fazla. Burada alıcımız var. Şimdi onları çektikten sonra afiyetle yiyeceğim. Yiyeceğin şeyleri bildikten sonra dağda gıda eksik değil. Kış gelinceye kadar, özellikle sonbaharda yemişlerin hepsi oluyor.
Şifa niyetine. Alışları topladık ve yanında da kuş burnularını da topladım. Tam bir şifa deposu. Dağda bulduğun her şey şifa. Özellikle alıç. Dağda yoğun bir kardiyo harcadık. Kalbimiz çalıştı. Alışta kalbe iyi geliyor. Buldunuz mu affetmeyin arkadaşlar. Afiyet olsun. Madenli köylüyle başladık ve Madenli köylüyle gezimizi artık sonlandırıyoruz. Yavaştan arabalarımıza doğru yola devam ediyoruz. Karşı eteklerde arabalarımız uzak olduğu için şu anda görünmüyor. Eve dönerken abilerimiz, özellikle Hasan abi, hazine bulmuş. Hasan abi, bayağı hazine bulmuşsun abi. Ya muhteşem ya. Allah Allah. Ya bir dur. Anam taşta düştü. Anam taşta düşüyor. Vallahi iyi ki kafaya düştü. Taş nerede lan? Sizin attığınız taştır abi. Vallahi büyük bir taş düştü. Bu kadar zor yerlerden geçtik. Şuradan ölecektik. Ya muhteşem ya. Şuna bak hocam. Aynen ya. Aynen abi. Vallahi şifa tam yemez, yeme zamanı, of, biliyor musun? Of. Afiyetle. Afiyet olsun. Ay. Gelme, yiyecek kadar çok beğenmedi. Aynen öyle abi. Abi. Vallahi bir tat. Merhaba arkadaşlar, gezimizi tamamladık. Gezginin rotasının bu haftaki bölümünde zirvelerdeydik. Giden gelmez dağlarındaydık. Gerçekten hoş bir görüntü oldu. Yolculuğumuza buradan devam edeceğiz. Kapanış videosunu biraz yüksek konumda yapmak istedim. Şöyle manzarayı gösterirsek, gördüğünüz gibi Suğla Gölümüz aşağıda, uzunca bir görseli var. Burada maden çukurumuz var. Biz zirvelerde sarp kayaların üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi ekip ilerliyor. Artık rotamız dönüşe dönüyoruz. Videomuzu beğenip paylaşım ve yorumlarla destek olursanız çok teşekkürler. Sizlerin sayesinde videolarımız daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Sizlerin desteğiyle inşallah ileriki aşamalarda daha kapsamlı, daha yerelden ulusala uzanan videolar çekmek istiyoruz. Tabii zaman meselesi, ilerleyen zamanlarda olur inşallah. Olmazsa da dediğimiz gibi doğada olmak, kendimizi bulmak, huzur dolmak anlamına gelmektedir bizim için. Mutluyuz yani. Bizi izlemeye devam. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Herkese teşekkürler. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.